Yine bir başka ikinci örnek, bunlar özellikle örnekler olduğu için ekledim. Bu ikinci örnekte de bir bitkisel yağ üreticisi var. Bitkisel yağ üreticisi hem piyasaya bitkisel yağ satıyor, hem de bir başka bitkisel yağ üreticisine de ürün satıyor. O yüzden bu özellikle bir husus. Bitkisel yağ üreticisi ürettiği bitkisel yağları bir direkt cam şişeler içerisine koyuyor. Cam şişeleri de dönüp bir karton kutunun içine koyuyor. Sonra o karton kutuları da onluk paketler halinde bir araya getirip bir de depozitosuz palet kullanıyor. Bu durumda bitkisel yağın kendisinden kapanacağı için bitkisel yağın piyasaya sürdüğüm miktarı benim için önemli. İkincisi, bitkisel yağ yine bir başka bitkisel yağdaki ham madde olarak kullanılan durumu benim için yine önemli. 3. 1 litrelik cam şişelere koyduğu için cam şişe yine ambalaj grubunda sayılıyor. Cam şişenin kendi ağırlığı benim için tekrar önemli. 4. Cam şişe bir karton kutunun karton ambalajının içerisinde, o karton ambalajında benim için ağırlığı yine önemli. 5.'si de bunları sevk için yine depozito uygulamasına tabi olmayan ahşap palet kullanılmış. Ahşap paletlerinde benim için adet olduğu için adetleri önemli. Şimdi bu veriyi alıp tekrar yeniden bir Excel'e aktarmam gerekiyor. Bu Excel'de bu sonuçlara ulaşıp sonra beğendirme yaptırmam gerekiyor. Dikkat ederseniz iş Excel'de aktarıldığı zaman, yani Excel önümüze geldiği zaman bunu beğendirme aktarmak bizim için çok büyük problem değil. Asıl esas olay bu Excel'in yaratılması, yani bu verinin oluşturulması. Bunu bir kez daha tekrar edelim. Şimdi bitkisel yağ ürün grubuna baktığım zaman bitkisel yağ ek bir sayı listede ürünler arasında olduğu için bitkisel yağın kendisine GKP hesaplayacağım. Burası önemli. Kaç piyasaya ne kadar bitkisel yağ sürmüştüm? 5000 kilogram bitkisel yağ sürmüştüm. Bitkisel yağlarla ilgili gelip tarifesine baktığım zaman bitkisel yağın tarifesi efendim kilogram başına 10 kuruşmuş. 5000 kilo çarpı 10 kuruştan 500 liralık bitkisel yağ için GKP ödeyeceğim. Ambalaj kısmına geldim. Cam ambalaj kullanmıştı. Yalnız örneğin daha sade ve anlaşılır olabilmesi için Emirhan Bey de altını çizdi. Cam ambalaj içecek bitkisel yağ içecek grubunda olmadığı için cam ambalajı ayrı aslında hesaplamam gerekiyor. Kapağının türünü ayrı hesaplamam gerekiyor ve diğer parçalarını ayrı hesaplamam gerekiyordu. Ancak hem sürenin yetmesi hem de olabildiğince efektif kullanmak adına sadece cam ambalajla ben bu durumu sınırladım. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kullandığım cam ambalajın miktarı yine ambalaj türüne gidip cam kısımlarına baktığım zaman cam ambalajın tarifesi de 20 kuruştu. Burada da ürünün kendisinden GKP alındığı için birinci ambalajı beyan edilecek ancak GKP alınmayacak. Döndüm, bu cam ambalaj bir karton kutunun içindeydi. Karton kutunun kilogramına gramdı, gramı kilograma dönüştürdüm ve 5000 ile de 0.03 kilogramı çarptığım zaman da 150 kilo karton kullandığım anlamına geliyor. Karton ambalajlarla ilgili GKP tarifesi 20 kuruş, 150 kilo çarpı 20 kuruştan da 30 TL bu karton için ödeme yapacağım. Dördüncüsü de bunlar için palet kullanılıyordu. Toplam kaç adet palet kullandığıma ulaştım. 500 adet palet kullanıyorum. Paletin her biri 10 kuruştu. 500 adet palet çarpı 10 kuruştan da 50 TL'lik duruma ulaştım. Yani toplam GKP beğenleme 580 TL olacak. Bunu beğenlemeye aktaralım. Yine yurt içi üretim olduğu için bitkisel yağlar diye seçtim. 5000 kilo ile çarptık. Zaten otomatik siz miktarı yazdığınız zaman çarpım işlemi gerçekleştiriyor. O yüzden ürünün türünü doğru seçmek gerekiyor. 500 kilo. Karton ambalaj cam şişe muafiyet kısmındaydı. Ayrı bir bölümde beyan edecek. O yüzden ikinci kısma geçtik. Karton ambalaj 150 kiloydu. Çarptı 30 TL ve ahşap paletler, depozito uygulamasına tabi olmayan ahşap paletlerden kullanmıştı. 500 adet 50 TL. Bu GKP'ın birinci aşaması. Yine döndüm istisnalar bölümü. Ekranı bir bütün olsun diye buraya kesip aldım. GKP tahsil edilmeyecek kısımlarda burada da iki hassas durum söz konusu. Bir, ürünün kendisinden GKP alındığı için ambalajını beyan edeceğim. 5000 tane de ambalaj, yani camları beyan edeceğim. Cam ambalajı beyan edeceğim. Ancak GKP hesaplanacak. Bir de ham madde olarak 1000 kilosunda başka bir yağ üreticisine satmıştım. O yağ üreticisine sattığımı da benim yine beyan etmem lazım. Dikkat ederseniz bakın, yönetmenin 5-12. maddesi, yönetmenin 5-16. maddesi diye bir farklılık gösteriyor. Bunları doğru seçimini yapmak gerekiyor. Burası da yönetmelikle ilgili.
hassas bir durum. Yine bir madeni yağın bir başka madeni de ham madde olarak kullanılması yönetmenin 5-16.sında seçilmişti. Onu seçtikten sonra bitkisel yağ kısmını seçiyorum ve sattığım bitkisel yağın kilogramını yazıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir tutar hesapladı. Ancak bu tutar sonuç hesaplarına intikal etmeyecek. Yani bu sonuç 580, 100 de burada 680 olmayacak. Sadece bu bir data hesaplamayı gerçekleştirecek. Ancak sonuç kısmına aktarmayacak. Sonuç kısmına geldiğimiz zaman bakın ambalajlar için 80 lira, bitkisel yağlar için 500 lira. Toplam 580 lira bu satış ve süreç için ambalaj ödeyeceğim. Bunlar ürünlerle ilgili olan özellikli beyan türüydü.